Kritik Milli Güvenlik Kurulu'nda masaya yatırılan en sıcak başlık Kuzey Irak'taki tartışmalı referandumdu. Tam 3 saat boyunca Türkiye'nin Erbil'e yönelik atacağı adımlar konuşuldu. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden Barzani'ye yönelik çok sert uyarı çıkarken tavsiye kararları sıcağı sıcağına Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. Başbakan Yıldırım ise Barzani'yi son kez uyardı. Barzani Efendi laf anlamaz. Anlamıyorsa anlayacağı dilden de konuşmasını biliriz. Önce MGK, sonra Bakanlar Kurulu. Başbakan başkentte uzun gecenin ardından konuştu. Kapalı kapılar ardında kritik toplantıda hangi kararların alındığını açıklamadı ama Barzani yönetimini bir kez daha uyardı. Bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmaz. Bunun bir bedeli olacaktır. Kuzey Irak'taki referandum için geri sayım sürerken toplandı Milli Güvenlik Kurulu. Sivil, asker aynı masada buluştu. Tam 3 saat boyunca Türkiye'nin Erbil'e yönelik yaptırımlarını konuştu. Sınır ötesi operasyon da seçenekler arasında mı? Masada gayet seçenekler tabii. Güvenlik, ekonomik ve siyasi. Hangisi ne zaman devreye girecek? Gelişen şartlar bunu belirleyecek. Askeri, siyasi, ekonomik. Ankara yaptırım planını yaptı. Barzani'nin referandum ısrarı sürerse o yaptırımlar kademeli olarak hayata geçirilecek. Ama öncesinde çok sert uyarı çıktı Kuzey Irak yönetimine MGK'dan. Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit eden bu adımın vahim bir yanlış olduğu kuvvetle vurgulanmıştır. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi vakit varken referandum kararından vazgeçmeye davet edilmiştir. Tüm ikazlara rağmen bu referandum yapılması halinde Türkiye ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar. MGK'daki o tavsiye kararı sıcağı sıcağına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda masaya yatırıldı. Türkiye referandumun ertelenmesine de karşıdır. Doğru olan erteleme değil, referandumun iptalidir. Hükümet sözcüsü de yaptırımların neler olacağı konusunda detay vermedi. Saatler gece yarısını gösterirken son bir çağrı yaptı Barzani'ye. Aklı selim ile hareket edin. Bu referandumdan vazgeçin. Referandumu iptal edin. Şimdi o uyarıların ardından gözler Barzani yönetiminde. 25 Eylül'de Kuzey Irak halkı sandığa gidecek mi? Şimdi bu merak ediliyor.